meclisimizden talep edilen ödeneğin hizmetlerde aksamaya neden olacağı düşüncesiyle reddini öneriyorum. Kabul ederler. Tamam. Kabul etmeyenler. Cumhurbaşkanımız köy destlerinin ben destlerine koyuyor. Köy destlerinden, köylerinden, köylerinden, köylerinden çok ciddi köylere hizmetleri yaptık. Tüm mutlarımız da malumdur. Oğlumun geçmesine yarar. Eminim ki gelen hükümet bize kaç rakam bu boyun farkısını da verecektir. Bu önceki yıllarda olduğu gibi yine olacaktır. Biz diyoruz ki muhalefet partisi olarak Kırklareli Belediyesi kimle? Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ya bu işe karşı olması gereken bir varsa benim ben. Bu ekip. Ama biz iyimizin yıldızını parlaması için Cumhuriyet Halk Partisi olması önemli değil. Çünkü ne de ilimizde, İzmir'de her kimse sahip verir nefes. Ama ben bu konuda tamamen Kırklareli'ye gelecek böyle bir yatırımın elden gitmesine hayır denmesini içime sindiremiyorum. Teşekkür ederim. Dolayısıyla biz siyaset yapmak isteseydik burada birilerini zor durumda bırakmak için hayır derdik. Arkadaşlar, ama biz hizmet etmek istiyoruz size. Büyük toplantıları oraya davet ediliyoruz. Edirne'ye davet ediliyoruz. Neden? Çünkü bir tane kongre merkezimiz yok. Kırklareli'miz. Sembolik konuşuyoruz. 1 lira, 1 TL çıktı. Konu bu. Biz bu 1 TL'yi Kırklareli'ne kazandıracağız mı, kazandırmayacağız mı? Eğer biz hayır dersek bu 1 TL Edirne veya Tekirdağ'a gidecek mi, gitmeyecek mi? Onu soruyorum ben. Trakya Kalkınma Ajansı'nı temsil ediliyor muyuz arkadaşlar? Ediliyoruz değil mi? Kim kimiz bizi temsil ediyor Trakya Kalkınma Ajansı'nı? Meclis Başkanı. Ne dedin başkanım sen bu proje için? Ben vardım ben. Evet. Ne dedin başkanım sen? Evet dedim. 5 milyon verilmiş. Evet, evet dedim başkanım. Evet dedim. Şimdi niye ayrılıyorsun? Şimdi niye ayrılıyorsun? Sayın Başkanım, ben bu arada komiserim veriyorum ki Maskeye Kırklareli getireyim mi? Belki ticaret sanayi olacağı, ticaret sanayi olacağı. Belki ticaret sanayi olacağı. Sen de... Ben de kalkınma şansı biraz daha kalkıp aldım. Bundan ne kayıp var yani? Bir kere ben de... Ağır et var. Bir sonra çalışsın belki. Plan bütçe komisyonundan avarasını sunuyorum. Kabul edenler. Kabul ettiler. Başkanım, oynamayı yediler misiniz? Daha önce kabul var. Gerek kalan. 23 kişi, 6 kişi çıkardı. Kabul etmeyenlerde. Biraz önce kabul ettin ya. Olabilir insanız. Kadın da iki tane bakalım. Başka bir işlem eşit. Tamam. Her dediğin kabul etmiyor. Oradaki komisyonun gitmesinin bir anı yapamadı. Altı kişi kabul etmeler. İki kabul etmeler. Kabul her ne kadar İl Özel İdare Bütçesi'nde yeterli ödenek bulunmadığı iddia edilmiş ise de
önemli bir yatırım olarak gördüğüm ve önemsediğim projenin uygulanması 3 yılı kapsayacağından, ayrıca proje maliyetinin yarıya çıkışında belli bir oranda kırımın söz konusu olması ve ajans tarafından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a uygulanacak güdümlü projelere 7 milyon TL destek verileceğinden... Fuar ve Kongre Merkezi projesi için proje maliyeti olan 18.832.542,60 TL'nin 9.832.542,60 TL'sinin revize edilen maliyet üzerinden 3 mali yıla bölünerek Kırklareli İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması yönündeki teklifin uygun olmadığı kanaatindeyiz. Daha önce istemiştik zaten. Ek süre istemiştik. Onların verdiği ek süreye göre bu süre 12 Temmuz tarihinde doluyor. Şimdi eğer eğer komisyonu haber edilecekse bizim arzumuz bu ay toplantılarda sonuçlanması. Çünkü Temmuz ayı tatil ayı bildiğiniz gibi. Şimdi ben de diyorum ki gerekirse 12 Temmuz'a kadar bir olağanüstü yaparız. Hakkımız var. Konya merkezi ek süre alabilirse tabii ki hala gündemde. Peki ek süre kapsamında olağanüstü bir toplantıya çağrıda bulundunuz mu? Yani Trakya Kalkınma Ajansı 12'sinde mi diyecekmişim? Bitti. Oysa ona kadar değil. Şimdi burada olağanüstü toplantı çağrısı yaptınız mı? Hayır. Ya? Şimdi Özgür'ün bana dedi ki ya sen de olağanüstü benim olağanüstü toplama yetkin ne zaman doğar? Olağanüstü niçin yapılır? Önemli konular var. Şurada bütün oy birliğe karar verilmiştir. Gündemden düşürülmesi. Burada bakın. Peki neden gündemden düştü başkanım yani? Trakya Kalkınma Ajansı bir süre vermemiş. Hala kadastro görevli yerine getirmemiş. Tağıl kentinden çıkıyor. Hızla sebze meyve kenti oluyor dedi. Bizim Trakya Kalkınma Ajansı'nın yani kütleli hakkımız 7 milyon paramız duruyor. Yapacağımız işler var. Şu anda Sayın Mahmut Şahin, Sayın Mahallemiz olan çiftçi. Asilveli köyünde termali kimse almıyor. Termalden düşünüyoruz. Sera. Evet. Artı soğuk hava depoları yapmayı düşünüyoruz.